Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Türkiye'nin en zengin iş adamlarından Murat Ülker, yerli ve milli imkanlarla üretilen doğuştan elektrikli otomobil TOGG'u deneyimledi. O anları anlatan Ülker, kesin bilgi yayalım, TOGG otomobil değil dijital platform ifadelerini kullandı. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, TOGG'un üretim tesislerini ziyaret ederek TOGG CEO'su Gürcan Karakaş ile buluştu. Hem tesisleri yakından inceleyip, hem de TOGG'un çift motorlu 4x4 modelini test eden Ülker deneyimlerini paylaştı. Murat Ülker, büyük beğeniyle karşıladığı TOGG ile ilgili, hepimizi mutlu eden böylesi bir başarı hikayesi yazdıkları için CEO Gürcan Bey'in nezdinde tüm paydaşları ve TOGG'un geliştirilmesinde emeği olan herkesi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum, dedi. Murat Ülker, kesin bilgi yayalım, TOGG otomobil değil dijital platform, başlıklı yazısında, TOGG için şu ifadeleri kullandı, otomobil üreticileri liginde var olmak için büyük heves duyan Türkiye nihayet fikri mülkiyetine de sahip olduğu aracını üretti ve bu lige dahil oldu. Zira ülkemizde otomobil üretme sevdası, 1930'lu yıllara kadar uzanıyordu. Fakat bu çabalar ilk meyvelerini 1950'li yılların ortalarında vermeye başlamış, Tuzlacık fabrikası kurulmuş ve Amerika'dan ithal edilen parçalar Türkiye'de üretilenlerle beraber montajlanarak otomobil üretme macerası başlamıştı. Bu model başarılı olmuş ve Avrupa, Amerika ve Asya menşeli başka markalarda üretim ve montaj hatlarını Türkiye'ye taşımıştı. Bu süreçte otomotiv sanayicimiz ciddi anlamda parça üretim, montaj ve satış konularında deneyim kazandı, know-how elde etti. Haliyle biz neden kendi otomobilimizi üretemiyoruz sorusu çokça dile getirilmeye başlandı. Yapılan fizibilite çalışmaları sonucunda fosil yakıtlı bir otomobil üretmenin rekabetçi olmayacağı, stratejik bir atakla doğuştan elektrikli bir modelle, biz de varız, demenin daha doğru bir karar olacağı konusunda uzlaşıldı. Zaman aktı geçti ve TOGG'ları artık trafikte görür olduk. Ama 6 ay önce bile kırmızı ışıkta duran bir TOGG görüldüğünde insanlar yakından görüp incelemek istiyorlardı. Aynı merakı ben de taşıdığım için Zeytinburnu, fişekhanede gece saat 02:00'da gördüğüm bir TOGG bayisinde aracı incelemek için durdum, fazla dikkatlice incelemiş olacağız ki güvenlik bu yoğun ilgimizden biraz rahatsız oldu. Sonra kendisine meramımızı anlattık ve sağ olsun o da kapıları açarak TOGG'u yakından incelememize müsaade etmişti. İncelerken gündeme gelen o deli sorular da zihnimde canlandı. Dizayn bizim mi, biz mi yapıyoruz yoksa bunlar ithal geliyor ve biz mi markalıyoruz, fabrika dedikleri montaj sahası mı? Ben de bu soruları birinci elden netleştirmeye, Gemlik'te bulunan fabrikayı bizzat görmeye karar verdim. Şimdi bu ilginç koya hikayesini anlatayım size. Ahmet Balbey'den rica ettim, TOGG koyası için, kendisi eski Anadolu Holding denetçilerinden, malumunuz TOGG'un ortakları arasında Anadolu Grubu, Birleşmiş Milletler, Türksel, Zorlu Holding ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yer alıyor. Hasılı kelam merakımızı gidermek amacıyla TOGG CEO'su Gürcan Karakaş Bey'in de müsait olduğu bir gün ayarladık ve 7'den 70'e hepimiz fabrikaya uçtuk. Ahmet Balbey, damadı Selman Ertürk Bey, oğlum Yahya ve torunum Kerim. Hatta o sabah Kerim'in ikazıyla irkildim, biz araba fabrikasına gideceğiz sen de gelecek misin? Dedi bana. Neyse kolayca vardık. Havadan gördüğüm kadarıyla büyük bir fabrikaydı hatta yanında yine büyük bir inşaat alanı vardı. Yeni inşasına başladıkları pil fabrikası muazzam bir tesis olarak karşımızdaydı. Bilindiği üzere elektrikli otomobillerin en hayati parçası pilleri. 2024 yılının sonlarına doğru tamamlanması planlanan bu fabrikada üretilen piller önümüzdeki yıllarda piyasaya sürülecek olan TOGG modellerine de hayat verecek. Gerçekten kritik öneme sahip bir tesis. Fabrikaya ulaşımı TOGG'lar sağladı. Dikkatimi çeken iki husus oldu. İki her yerin TOGG dolu olmasıydı. Çünkü TOGG'ların depolama alanı üzerine çatı olarak güneş panelleri monte ediyorlardı. Arabalar her yere park edilmiş durumdaydı. Tabii bu arada hala nasıl olduğu anlaşılmayan 3 kuruşa temin ettiğiniz sakat raporuyla ÖTV muaf olarak satılan lüks arabalar, talebi birkaç aylığına durdurmuştu.
https://www.tırtaber.com/haber/ekonomi/ot-muafiyetli-araclarda-talep-arttı-8298.html. İkincisi husus ise, bütün fabrika, içi dışı, mevsim şartlarına ve yağmurlu havaya rağmen bal dök yala kabili tertemiz ve düzenliydi. Üretimde cüz çok mühimdir. Japon Toyota firmasının düzgün üretim akışı sağlamak için geliştirdiği bu yaklaşıma aynı zamanda stoksuz üretim denmektedir. Daha önce eski Doğu Almanya'da birleşmeden sonra yeni kurulmuş bir Porsche fabrikasına gitmiştim, Panamera ve Cayenne üretiyorlardı. Fok fabrikasından daha küçüktü. Teşvikte kurulan bu fabrikaya her sabah iki trenle gelen tüm parçaların montajı sonrası üretim hattından çıkan araba hemen piste test için bir tur atıyor, geçer not alan araç sevke hazır hale geliyordu. Porsche fabrikasını gezmek bedava değildi, 600 euro gibi bir ücret ödeyip gezmiştik. Bizi aksansız Türkçe konuşan bir Alman hanımefendi karşılamıştı, meğerse eşi beyefendi Türkmüş. Bize fabrikayı gezdirdiler. Parkurda Porsche arabayla test yaptık, kopilot mahalinde oturduk, aracı da gerçek bir yarış pilotu kullanmıştı. Dört noktalı kemerlere rağmen vücudum aradan kayıp gidiyor, ön cama kadar uzuyordum, araç önden kaydığında çok heyecanlı olmuştu. Daha sonra off-road parkuruna Porsche Jeep ile girdik. Çamurlar, engebeler hepsi çok gerçekçiydi. Güzel bir yemek ve ağırlanma da cabası oldu. Ben zaten Türkiye'ye ilk gelen Cayenne Turbo S araçlardan almış, eskitene kadar kullanmıştım, hala da şahsi kullanım için en elverişli araçtır bana göre. Geçtiğimiz günlerde de nostalji için son model birini ödünç alıp bir Uludağ yaptım. FOK için fosil yakıtlı bir araç ile global pazarlarda rekabet edilemeyeceği, hem kamu hem de özel sektör yetkililerince tasdik edilince elektrikli araba hedefi üzerinde uzlaşılmıştı. Zira iyi araba yapsanız da sürdürülebilir ticari başarı için ihracat elzemdir. Fakat bu konuda deneyim sahibi insan kaynağının olmaması en ciddi açmazlardan biriydi. Bu da TOK'ta gördüğüm ve beni en mutlu eden şeylerden biri olan, tersine beyin göçü ile aşılmış. CEO'su başta olmak üzere global ölçekli firmalarda kariyerlerini olgunlaştırmış çalışanlar TOK'a katılarak bir hayalimizi gerçekleştirdi. CFO'su İrem Sadıkoğlu ise Yıldız Holding'deki deneyimi esnasında tanışmıştık. Ekibi mutlu ve motive gördüm. Huzurlu ve odaklanmışlar. Şirkette iç ve dış dizayn, ne gerekiyorsa, o, herhangi bir şatafat görmedim. Gezdiğimiz mahallelerde ciddi emniyet tedbirleri vardı, fabrikanın içini elektrikli özel hazırlanmış golf arabasıyla gezdik zira o büyüklükte bir fabrikayı adımlayarak gezmek zaten kabil değil. Fabrikada insandan çok robot çalışıyor. Hatta bir yerde robotlar arabaların üzerine öyle üşüşmüşlerdi ki ne iş yaptıkları bile görünmüyordu. Tabii sonra gezinin en güzel kısmı geldi, TOK deneme. Çift motorlu, 4x4 araçlarla test sürüşü yapmak için parkura çıktık. Arnavut kaldırımı da dahil İstanbul'un olabilecek bütün bozuk yolları dahil test parkurunda simüle edilmiş. Kullanıcı deneyimini en üst noktaya taşımak için parkurdaki detaycılığı takdir ettim.